Merhaba abi, yeni bir vloga hoş geldiniz. Az önce bilgi videosunu çekmiştim. Böyle bir kısa bir bilgilendirmek istedim sizi vloglara devam etmeden önce. Evet, sütümüz bitmiş. Tamam, alırım yenisini. Ben de bir yandan o az önce çektiğim videoyu editlemeye çalışıyorum. Bir yandan da Zehra'nın videosunu izliyorum. Şöyle göstereyim. Ama bilgisayarımda bir sorun var ve ben şu anda gerçekten acayip korkuyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ekranımın görüntüsü sanki bilgisayar bir yerden düşmüş de ekran içten kırılmış gibi. Şeyleri görebiliyorum. Programları falan görebiliyorum. Her şey gayet normal bir şekilde açılıyor da. Ama ekranda bir bozukluk var. Onu da çözemedim. Kapattım, şimdi tekrar açıyorum. İnşallah gitmiştir. Bu ama neyden sonra oldu biliyor musunuz? Biz Türkiye'ye gitmiştik ya. Mart'ta. Orada X-Ray'den bir keresinde fazla geçirdiler. Böyle 2-3 kere peş peşe geçirmişlerdi. Neden öyle yaptıklarını da bilmiyorum tam olarak. Ama yapmışlardı yani öyle bir şey. Ondan beri böyle. Belki diyorum bir şey mi bozuldu? İnşallah gitmiştir ya. Heh, bir de şimdi şunu göstermek istiyorum size. Şu aldığım yeni telefon kılıfları. Artık nihayet benim de yine bir iPhone'um var. Ve şu Ideal of Sweden telefon kaplarını her yerde göre göre bir hal olmuştu. Huawei, yani benim kullandığım Huawei içinde yoktu Ideal of Sweden'in kaplarından. Ben de aldım. Hatta iki tane aldım. Çünkü benim kullandığım indirim kodunda bir alana bir bedava vardı. O yüzden hemen kaptım iki tane. Bir de onların böyle küçük çantaları oluyor. Hem telefonunuzu koyabiliyorsunuz, hem kusura bakmayın ağzım iyice kurudu bugün. Hem telefonunuzu koyabiliyorsunuz, hem şey olarak kullanabiliyorsunuz. Cüzdan olarak kullanabiliyorsunuz. Onu da almak istiyorum. Çok pratik bir şey bence. Böyle asmalı çanta gibi asabiliyorsunuz. Ama hala bilgisayarımın açılmasını bekliyorum şu an. Ve korkuyorum. Sonra da Sude uyansın. Kızlarımı kapıp bir alışverişe gideceğim. İftarı maalesef ve anneanneye, evet, Defne hemen oradan unutu anneanne diye bağırdı. İftarı maalesef yalnız yapmak zorundayım. Ne yemek istiyorum onu da bilmiyorum daha tam. O yüzden bir alışverişe gidelim de bir bakın canım bir şey çekecek mi? Ona göre artık kendime de bir şeyler yaparım. Açıldı bilgisayarım. Ve çok şükür ekranı yine normal. Demin böyle değildi. Oh, çok şükür. Aslında var ya, evden çıkmadan önce ev gerçekten topla bin diyor. Ağlıyor resmen. Bakın şu gazeteleri şurada dağıtmış. Şu kendisine yemek yapmış. Burayı böyle dağıtmış. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman çocuğu o kadar da kendi haline bırakmasaydın o da dağıtmazdı. Haklısınız. Ama o videoyu bugün gerçekten böyle güncel yüklemek istedim, o yüzden öyle bir şey oldu yani bugün. Neyse. Sude'nin çantasında her şey tamam. Cüzdanımı koyayım. Benim Türkiye'deki çantacımdan bana hediye. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Evet, aslında her şey tamam. Aslında çekirdeklerini giydirip çıkabiliriz. Evet, çantamız da hazır. Telefonumu da alayım. Çekirdeklerini de giydireyim. Çıkalım. Kızlar. Kızlar. Defne'cim. Çekirdeğin ayakkabılarını giyer misin aşkım? Hı? Alo. Alo. Bir babanın hadi ama çık. Çekirdeğin ayakkabılarını giy.
oluyor? Panik. Ne? Alacağım ya seni. Almayacağım zannediyor herhalde. Hadi ayakkabılarından ceketini giy. Doğ çıkabilirsin. Girmesini bilen çıkmasını da bilir Defne. Evet, biz eve geldik yine. Mama. Mutfağa götürür müsün aşkım? Ya. İşte buradan çıktık, annemlere gittik. Annemin de misafiri vardı. Ayağından ameliyat olmuştu ya. Tahmin edersem. Tahminen geçmiş olsun ziyaretiydi zaten. Ama şimdi şöyle bir sorunumuz var. Saatler değiştiğinden beri havalar çok geç kararıyor. Ve Defne hava kararmadığı sürece yatma saatini kabul etmiyor. Sen de pijama giyecek misin? Saat şu an 8'e geliyor. Ya. 19.40 falan olması lazım. Evet, ben şimdi şıpşak ortalığı topladım. Biliyorsunuz oturmalısı falan. Müthiş dağınıktı bugün. Eve geldiğimde kapının önünde paketler vardı. Paketleri açmayı düşünüyorum. Paketlerin bir tanesinin ne olduğunu tam olarak anlamış değilim. O yüzden açıp bakmam lazım. Bir insan iki günde ne ısmarladığını unutur mu? Çok garip bir şekilde ben unutabiliyorum. Bu zaten geri gidecek herhalde. Ben bazen bazı şeyleri böyle birkaç bedende alıyorum ki hani böyle olmadı geri yollayayım olayı olmasın. Hani anlatabildim mi? Hani muhakkak ısmarladıklarımdan arasında bir tanesi olsun diye. Bu da herhalde öyle bir tane. Evet. Bunun bir küçüğünü zaten almıştım. O olmuştu. Şöyle siyah, düz bir bluz gibi bir şey. Bu da geldi şu an. Her yeri karıştırmak istiyor. Evet. Bu zaten dediğim gibi geri gidecek. Bunun bir küçük bedeni olmuştur çünkü. O yüzden bunu direkt... Şu bluzu çok merak etmiştim. Şuna bir göz atalım birlikte. Ben bu tür bluzları çok seviyorum. Hem şık oluyor hem rahat oluyor. O yüzden... Ama çok nadir bu tür bluzlar. Hani üzerimdeki gibi. Görüyor musunuz? O kadar salaş, o kadar şey ki. Ama bir yandan da şık. Yani böyle pofuduk kolları var. Buradan böyle ayrılıyor. Yani hem şık hem çok rahat. Bu da öyle bir tane diye umuyorum. Üstüme iyi gelirse tabii. Bakın. Böyle pembemsi bir tonlarda. Kolları şöyle. Altı yine böyle. O tür neden çok seviyorum? Nedense çok seviyorum. Bunu denemem lazım. O yüzden bunu dışarıda bırakayım. Evet, bir de kocaman havlu var. Ama onu herhalde artık yarın açarım. Çünkü gerçekten dediğim gibi bu gidişle zamanla ilgili sıkıntı çekeceğim. Ben az önce annemlerdeyken bir ara çocukları annemlere bıraktım. Alışverişe gittim ama alışverişi arabada bıraktım. Bugün ilk gün ya, böyle biraz kendimi güçsüz hissetmeye başladım. O yüzden hem çocukları hem alışveriş taşımak istemedim aynı anda içeri. Çocukları yatırayım, hem alışverişe getiririm içeri, hem de ne yemek istediğime bakarım. Evet. Ama bugün herhalde gerçekten çok hızlı, çok pratik bir şey olacak çünkü... Hiç vaktim kalmadı. Evet arkadaşlar, yeni bir güne merhaba. Bugün Ramazan'ın ikinci günü. Ve ben şu anda paketlerimi düzenliyorum. Dün niye vlogu bitirmedim acaba? Yemeği yedikten sonra üstüme öyle bir ağırlık çöktü ki. Bir de midem bayağı bir ağrıdı dün yemekten sonra nedense. Şu paketleri görüyor musunuz? Vural cinnet geçirmeden... Bu paketleri halletmem lazım. Yarın geri yollayayım bari artık. Birazcık da çamaşır falan ayıklayacağım şimdi. Siyahları yıkamayı düşünüyorum. Sude bu odaya her girdiğinde aynı şeyi yapıyor. Bir saniye göstereyim. Dudak boyalarımı görüyor musunuz? Def, Sude. Ne yapıyorsun annem? Mamma. Güzel mi tadı?
Evet, hepsini toparlayabildim. Bunlar geri gidecek olanlar. Bunlar da işte çocukların kıyafetleri. Şimdi şaşırmayın bunca paketten bu mu çıktı diye. Bunların içine zaten daha önce çıkartmıştım. Mesela bu. Bunu daha önce boşaltmıştım. Sadece geri gidecek olanın içinde bırakmıştım. Bunlar bunun içinden çıkanlar. Ve bunun içinde bayağı geri gidecek var maalesef. Efendim. Tamam, geliyorum. Şimdi bir de buraya çamaşırlarımı ayırdım mı? Siyahları tamamdır. Size bunu hep göstermek istemişimdir. Ama yine gösterecek durumda değil aslında ama yapacak bir şey yok bu gidişle, çünkü hiç gösteremeyeceğim. Bu bizim çamaşırlığımız. Mesela buraya siyahlar, renkliler, beyazlar. En altta da normalde çarşafları koyuyoruz. Ama biz bunu her seferinde beceriyoruz. Yani bunu böyle karman çorman yapmayı beceriyoruz. Evet, şimdi ayırdım mesela bütün koyu çamaşırları buraya koydum. En üstte renkliler var. Bu boşaldı. Bu beyaz. Şu da aşağıda havlular kalmış. Evet. Şimdi düzenlemiş oldum. Görüyor musunuz? Evet, şimdi sadece çocukların odasından bir de banyodan koyu çamaşırları toplayacağım. Sonra bunu yıkamaya indirebilirim aşağıya. Bu kız da burayı hep dağıtıyor. Ya sorun ne biliyor musunuz? Bizim bu yatak odasına göre çok fazla eşyamız var. Mesela çantalarımı filan nereye koyacağımı hiç bilmiyorum. Bunlar böyle maalesef, hepsi de güzel çantalar. Maalesef böyle yerlerde sürünüyorlar. Yapacak bir şey yok. Değil mi fıstık? Nihayet karar verebildi. Pilav istiyormuş. Benim de işime geldi açıkçası. Birazdan yanına etle biraz sos yaparım. En sevdiğim yemeklerden biri. Şöyle göstereyim size. Şu sostan yaparım. Evet, ben dediğim şeyi hazırlayacağım şimdi. Şimdi hazırlayıp buzdolabına koyacağım. Sonra makinesiz çıkarmasın. Çünkü ben iftarım açtıktan sonra, yani açtığımda çocukların ikisi de uyuyor olacak. Hindistan cevizi suyu, mango parçacıkları. Bunlar derin dondurucudan. Bir de bir kaşık şu True Beauty'den. İçine neler varmış burada yazıyor. Okuyabilirsiniz. Evet. Bunu yapacağım şimdi. Hazırlayıp buzdolabına koyacağım. İftarımı açtıktan sonra bunu içebilirim. Evet arkadaşlar, saat 8 mi? Evet, tam 8. Çocukların ikisi de uyuyorlar. Benim bayağı bir kafam ağrıyor. Şimdi yemeğimi yapayım. Hani et kızartacağım demiştim ya. Etimi kızartayım. Evet. İftara 1 dakika kala soframı hazırladım. Bugün oturma odasında yiyeceğim. Ne bileyim, bugün böyle daha çok böyle keyif yapasım var. Shake'imi de çıkarttım, hemen hazırladım buraya biraz ısınsın. Çok soğuk içemiyorum hala iyileşmediğim için. Ve iftarımı maalesef ilacımla açmak zorundayım. Onu içip 10 dakika daha bekleyeceğim. Öyle yemeğimi yiyeceğim. Pilav üstü, soslu et ve hurma. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar. Bana afiyet olsun.